Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı kolay yelek ve hırkalarda kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. İlmek sayımız 4 ve 4'ün katlarından oluşmaktadır. Modeli tamamlamak için artı 1 ilmek ekliyoruz. Şimdi lastiğimi ördüm. Örgümün ön yüzündeyim ve ilk sıra ile başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. 3 ilmek ters. 1, 2 ve 3. Dördüncü ilmeğe geldiğim zaman düz olarak örüyorum, bırakmıyorum. Artırma yapıyorum 2. Tekrar aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıp ilmeğimi bırakıyorum. Burası birinci modelim. Devamında 3 ilmek ters. 2 ve 3. Dördüncü ilmeğe geldiğim zaman bir ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2 ve 3. İlmeğimi bıraktım. İkinci modelim. 3. model için 1 2 3 ilmek ters ördüm. Tekrar 4. ilmeğe geldiğim zaman 3 ilmek çıkartıyorum. 1 artırma yaptım. 2 tekrar ördüm. 3 ilmeğimi burada bıraktım. Kenarda kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 ve 3. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra birinci sıramı ön yüzden tamamlamış oldum. Modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde ters ördüğüm ilmekleri arka yüzde düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştım. Bu ilmeklerimi tek tek ters örüyorum. 3 ilmek ters. Bir sonraki modele geldiğim zaman 3 ilmek düz. 1 ilmekten 3 ilmek çıkartmıştım. Bu ilmeklerimi ters örüyorum. 3 ilmek ters. Arka yüzden 3 düz, 3 ters olarak sıramızı tamamlıyoruz. 1, 2, 3 düz, 3 ilmek ters. Kenarda son 3 ilmeğim düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeği. İkinci sıramı da arka yüzden tamamladım. Üçüncü sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Öncelikle 3 ilmek ters Burada artırmış olduğum ilmeğim vardı. Bunları düz örüyorum. 1, 2, 3. Birinci modelimiz. ikinci modele geçtiğim zaman 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. 3. sıramı da ön yüzden tamamlamış oluyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelin arka yüzünde 4. sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 düz, 3 ters olarak arka yüzden sıramı tamamlıyorum. 3 düz, 3 ilmek ters, 3 ilmek düz. Sıra sonuna kadar 3 düz ve 3 ters olarak ilmeklerimizi örelim, sıramızı tamamlayalım. Son 3 düz ilmeğim kaldı ve bir de kenar ilmeğim. 4. sıramızı da arka yüzden tamamlamış olduk. Modelimin 5. sırası ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 3 ilmek ters. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğim var. 1 ilmekten 3 ilmek çıkartmışım. Bu ilmeklerimi 3'üne birlikte düz örüp kesiyorum. İlmek sayımı burada 1'e düşürmüş oldum. Tekrar aynı sayıya getiriyoruz. 3 ilmek ters. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum, kesiyorum. İlmek sayım 1'e düştü. 3 ilmek ters. 3 ilmeği tekrar birlikte düz örüp kesiyorum. 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeği. 5. sıramı da ön yüzden tamamlamış oldum. Modelimin arka yüzünde 6. sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek düz. Burada tek kalan ters ilmeğim. Ön yüzden 3 ilmeği kesmiştik. 1 ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm ve 6. sıramı arka yüzden tamamladım. Şimdi ilk modelimizi burada tamamlamış olduk. İkinci modelimiz için kaydırmalı bir model ve ilmek sayısında kenarlarda değişiklik yapacağız. Ortalarda yine örme sayımız, ilmek sayılarımız aynı olacak. İkinci modelin birinci sırası için kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. 3 ilmek tersim var. Şimdi baştaki birinci ters ilmeği örüyorum. Modeli ikinci olan ters ilmeğin üzerinde uyguluyoruz. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2 ve 3. Burası ilk modelimizi buraya yapmış olduk. Şimdi 3 ilmek ters örüyorum modelin üzerine denk geliyor ikinci tersimiz 2 iki Ve 3 4. ilmeğimiz bu 3 tane ters olan ilmeğin tam ortasına denk geliyor Buradan 3 ilmek çıkartıyorum 2 Ve 3 3 ilmek ters Ortadaki tam Tersin yani ikinci tersin üzerine bir diğer modelimizi kuruyoruz. 2 ve 3. 3 ilmek ters. Kenarda 2 ters bir kenar ilmeğim kaldı. Şimdi bu ikinci ters ilmeğin üzerine bir sonraki modelimizi kuruyoruz. Artırdım 2 tekrar bir ilmek daha ördüm. 3 ilmeği bıraktım. Tek kalan ters ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeği. İkinci modelin birinci sırasında bu şekilde hazırlamış olduk. Modelin arka yüzünden ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştım. Bunları tek tek ters örüyorum. 1 2 ve 3. Sadece kenardaki ilmek sayısında değişiklik oldu. 3 ilmek düz. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Bunları tek tek ters olarak örüyorum. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters, 3 ilmek düz olarak sıra sonuna kadar tamamlayalım. Şimdi sıra sonunda son modelimiz kaldı. Onu da birlikte yapalım. 3 ilmekten 1 ilmekten 3 ilmek çıkartmıştım. Bunları ters olarak örüyorum. Kenarda 1 düz ve kenar ilmeğim kaldı arka yüzden de ikinci sırayı tamamladık. 3. sıra için ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Gene ilmeğimi alıyorum. 1 ters 3 ilmek düz. Şimdi aralarda 3 ters 3 düz olarak devam ediyorum. 3 ilmek ters 3 ilmek düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp sırayı tamamlayalım. Modelimin arka yüzünde dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz, üç ilmek ters, aralarda üç düz, üç ters olarak devam ediyoruz. Üç ilmek düz, üç ilmek ters. 3 ilmek düz, 3 ilmek ters, 3 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz ve kenar ilmeği. Arka yüzden de sıramı tamamladım. Örgümün 5. sırasındayım ön yüzünde kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ve 3 ilmeği birlikte toplayıp düz örüyorum ve ilmeğimi burada kesiyorum. 1'e düşürüyorum. 3 ilmek ters. Tekrar bu 3 ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. 3 ilmek ters. 3 ilmeği tekrar birlikte toplayıp kestim. 3 ilmek ters. 3 ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. Kenarda kalan bir ters ve bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıramı da ön yüzden tamamladım. Modelin son sırası, 6. sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz, bir ilmek ters, üç ilmek düz, bir ilmek ters, üç ilmek düz. Üç düz ve bir ters olarak son sıramızı tamamlıyoruz. Bir ters, üç düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz ve kenar ilmeği ikinci modelimizde tamamlamış olduk üçüncü modele geçtiğimiz zamanda birinci modelin tekrarını yapıyoruz dördüncü modele geçtiğimiz zaman da ikinci modelin tekrarını yaparak devam ediyoruz evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım umarım anlaşılır olmuştur ben modelin anlatımını orta kalınlıkta bir bebe yünüyle anlattım. Modelin daha net bir şekilde ilmek sayılarını görebilmeniz için. Bu modelimi de Alize Angora tarzı simli tiftikli bir iple örerek hazırladım. Dilerseniz bu şekilde çeyizlik yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Çocuk yelekleri için, hırkaları için bebe yünleri kullanabilirsiniz. Günlük hayatınızda Normal orta kalınlıkta yelekli hırkalık iplerle örerek de bu modeli örebilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bere yapımında kullanabilirsiniz. Patik olarak bu modeli değerlendirebilirsiniz. Hem çok kolay örmesi de keyifli bir model. Şöyle örgümüzün arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Burada uyguladığım lastiği de bir önceki modellerimde anlatmıştım. Kenarda 2 tane haroşamız var. Kalan ilmeklerimizde de bir düz bir ters şeklinde örülüyor. Beğenirseniz bu şekilde bir lastik uygulayabilirsiniz ya da farklı lastiklerde yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.